Evet arkadaşlar, bugün patlıcanda budama ile ilgili bir videomuz olacak. Bunu göstereceğiz. Kısıtlı sulama çalışması yapılan seradayız. Burada patlıcanlarda budama uygulamaları var. Yetiştiricilikte kısıntılı sulamanın verim ve kaliteye etkisine bakılıyor. Ben de size burada patlıcanın dal gövde budaması ile ilgili olarak bir video çekimi yapacağız. Şimdi patlıcanda birinci yaprak koltuğunun altında kalan bütün dip sürgünlerini ve yapraklarını genelde budama yaparız. Dal budaması dediğimiz ya da gövde budaması dediğimiz budamaya ilk yaprak koltuğundan çıkan sürgünle başlıyoruz. Yani şunla. Bunu da ayırt edebilmek için bitkinin ana gövdesini takip edip üzerinde çiçek bulunan şurada var. Bu ana gövde oluyor. Şuradan geliyor bu şekilde. Ana gövde oluyor. Bunun üzerinde ilk yaprak koltuğundan çıkan koltuğu biz bırakıyoruz. Bu şekilde bakıldığımız zaman şu birinci ana gövde, şu ana gövde olan koltuk, çıkan koltuk da ikinci yan dalımız oluyor. Daha sonraki süreç içerisinde bu gelişen ana gövde üzerinde bir yaprak koltuğundan çıkan bir sürgünü daha bırakıyoruz. Üçüncü gövdeyi oluşturuyoruz. Ve şuradan diğer ilk bırakmış olduğumuz yaprak koltuğundan bıraktığımız dal da gelişerek onun da ilk yaprak koltuğundan çıkan sürgünü bırakıp bir gövde oluşumu da burada bırakıyoruz. İki burada, iki tane de burada olmak üzere dört tane budama, dört gövdeli olarak budamış oluyoruz. Patlıcanda genellikle 2, 3 ve 4 dallı budama yapılır ama üretici koşullarında genellikle 3 ve 4 ve çoğunlukla günümüzde 4 dallı budama şeklinde yetiştiricilik yapılıyor. Bitki sıra arası ve üzeri mesafeleri de bu bırakmış olduğumuz dal sayılarına göre ayarlayabiliyoruz. 4 gövdeli budama örneği burada var ve bu her gövdeyi mutlaka bir iple, askı ipiyle, tele bunu tutmamız gerekir. Bunun dışındaki bitkiler üzerindeki bütün koltuk sürgünlerini budamasını yaparız. Yaprak budaması yapmayız. Yapraklar bitkiler yükseldikçe ve hasat edildikçe, yaşlandıkça yaprak budamaları yapılır. Koltuk sürgünlerini üreticilerin bir kısmı genellikle almayı tercih etmezler. Çünkü bu sürgünlerin üzerinden ilk çıkan bir ya da iki tane, üç tane olabilir meyveleri hasat edip ondan sonra bu koltuk sürgünlerini almayı tercih ederler. Biz teorik olarak genel anlamda önerirken bütün hepsinin alınmasını ve verim ve kalitenin asla kalitenin özellikle düşmemesini isteriz. Ancak bitkinin gelişimi çok iyi koşullarda ise, bitki iyi gelişiyorsa koltuk sürgünlerinden de meyve alınabilir. Evet, bu bırakmış olduğumuz gövdelerde de ipleri aynen domateste olduğu gibi tek birer bireysel gövde olarak ipe sardırırız. Ve bu ipe sardırırken hep aynı yönde bunu yapmamız lazım. Eğer farklı yönlerde yaparsak ilerleyen aşamalarda bu farklılıktan gövdelerinde zararlanmalar meydana gelebilir. Bu şekilde sarabiliriz, sardırırız gövdeleri. Şimdi de burada çiçeklerini görüyoruz. Patlıcanda biliyorsunuz erselik çiçek yapısı var. Bu salkım şeklinde, burada olduğu gibi salkım şeklinde de ayrık salkım gibi çıkabilir. Ancak biz bunu önerirken genelde tek meyve alınmasını öneriyoruz. Ancak yine daha önce de bahsettiğim gibi üreticiler bu çiçekleri koparıp atmaya, budama yapmaya kıyamazlar. Burada gördüğünüz gibi daha büyük, iri olan çiçekten daha iri meyveler oluşur. Bunlardan daha küçük meyveler oluşacak. Şimdi buradan baktığımız zaman patlıcanda şu mor olanlar taç yaprak, dışındaki şu yeşil olanlar çanak yapraktı. Şu görmüş olduğunuz sarı renkli olanlar erkek organlar, ortadaki de şu dişi organdı. Şu da dişicik tepesi. Şimdi burada evet aşırı bir kahverengileşme var. Bunun sebebi de
seranın içerisinde, bu bir araştırma serası olduğu için, hem çilek hem de patlıcanlar var. Bir iki arı kolonisi olduğu için, burada kovanı olduğundan dolayı arı çok fazla var ve bu çiçekleri arı çok fazla ziyaret ettiğinden dolayı birazcık çiçekleri açıkçası bu şekilde yıpratabiliyor. Bunların çiçek tozları şu erkek organların, anterlerin uç kısmından dökülürler. Bundan dolayı patlıcan çiçekleri çan şeklinde dururlar. Anterler buradan dökülüp dişicik tepesine gelirler. Bu şekilde eğer dişi organla erkek organ arasında boy farklılığı meydana gelirse mutlaka bitkide bir stres faktörü var demektir. Uzun ya da kısa olabilirler. İşte uzaması ya da kısalması durumunda da anterlerin dişicik tepesine gelme durumunda sıkıntı oluşabilir. Bu da meyvelerin tutmasını ya da şekil bozukluğu veya çiçeklerin dökülmesine bazı zamanlarda sebebiyet verebilir. İşte buradaki bu seranın içerisindeki farklı olmasının sebebi de burada kısıntılı sulama çalışması var. Yani su stresine ile ilgili araştırma olduğundan dolayı stres faktörü zaten burada bol miktarda var. Bu videoda aynı zamanda tekrar budama ile ilgili elle budamanın çizme şeklinde bir video parçası da göreceksiniz. Bununla ilgili nasıl olduğunu çizerek de anlatacağız. Videoda görmüş olduğunuz patlıcanın bitkisi üzerinde göstermiş olduğum budamayı şimdi şekil üzerinde de göstereceğim ki karşılaştığınız zaman videodaki görüntü ile şekli birbirine pekiştirebilesiniz diye. Şimdi şu toprak yüzeyi olarak şu kısmı düşünüyoruz. Burada bitkimizin gövdesi, patlıcan bitkisinin gövdesi var. Burada kök kısmı var, toprak altı kısmı. Daha önce de söylediğim gibi bunun gövde kısmının alt kısmında yapraklar, kotiledon yapraklar düşmüş olacak. Gerçek yapraklardan, ilk çıkanlardan var. Bunların koltukları, koltuk sürgünleri çıkacak buradan. Ve bu patlıcan bitkisi belli bir aşamaya geldikten sonra yaprak koltuğunun birisinden sürgün oluşturacak. Buradaki sürgün. Şimdi bu da ana gövdemiz devam ediyor. Şekilimiz biraz kötü, kusura bakmayın. Şimdi bu ana gövde üzerinden bir yerinden de, hatta şu ilk çiçeğimiz şuradan çıkacak. Şurada patlıcan meyvesini yapmış olalım. Ve daha sonra yine buradan bir başka bir çiçek açacak. Birkaç tane açabilir. Bitkisinde gördünüz. Şu çıkan ilk yaprak koltuğu yani sürgününden birinci, şu birinci, şu da ikinci gövde dallanması olacak. Bu da aynen ana gövde olduğu gibi üzerinde yapraklar, yaprakların koltuğundan sürgünler oluşacak. Daha sonra bir aşamadan sonra oluşan şuradaki başka bir ikinci bir yaprak koltuğundan tekrar sürgün oluşacak. Bu gövdeyi de aynen ana gövdede olduğu gibi bunun üzerinde de yapraklar ve üzerinde sürgünler ve yine üzerinde çiçekler oluşacak. Neydi? Şu ana gövdemiz, şu ikinci dallanma, şu yaprak koltuğundan, şu yaprak koltuğundan çıkan da üçüncü dallanmamız olacak. Daha sonra bitki büyürken şu ilk bırakmış olduğumuz yaprak koltuk sürgününün bir aşamasında oluşan koltuk sürgününü tekrar bırakıyoruz. Bu da dördüncü dallanma olacak. Daha önce ne demiştik söylerken? İki dallı, üç dallı ya da dört dallı olarak yetiştirilir. Şimdi bu aşamadan sonra şu neydi? Birinci olan ana gövdemiz, ikinci olan, dördüncü olan ve üçüncü olan. Bu sürgünleri, yaprak koltuklarından çıkan sürgünleri alarak belli aşamaya kadar devam ediyorlardı. Koltuk bu
dallar, bırakmış olduğumuz dallar üzerindeki yaprak koltuklarındaki sürgünleri alarak dört dallı şekliyle bunu yetiştirmeye çalışıyorduk. Bu dört dallı budamaya örnek. İki dallı, üç dallı, dört dallı şeklinde. Eğer iki dallı olursa ikiden sonrasını başka dal bırakmıyoruz. Üç olursa üçten sonra bırakmıyoruz. Dört olursa dörtten sonra da bırakmıyoruz. Burada mavi yapışkan tutsaklarımız var. Genelde böcekler için konulan, özellikle tripsler için konulan bir tuzak. Üzerinde yapışmış böcekleri görebilirsiniz. Burada da ve aynı zamanda bu mavi tuzaklar yaprak galeri sinekleri, haritacılar içinde kullanılır. Burada da sarı yapışkan tuzaklarımız var. Seraların içerisinde mutlaka olmazsa olmaz diyeceğimiz kültürel uygulamalardan.